Türkiye'deki sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz şey. Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 2 Aralık 2018 Pazar Ulusal Kanal ve 100.8 frekansından yayın yapan Ulusal Radyo ortak yayınında ana haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde basın toplantısı düzenledi. Gündemindeki konulara değindi. Erdoğan, Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da bölücü terör örgütünden çok yakın bir zamanda kurtaracağız dedi. Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz. G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi. Öncelikli gündem yine Fırat'ın doğusu oldu. Erdoğan terörle mücadele sürecek dedi. Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da bölücü terör örgütünün zulmünden ve işgalinden çok yakın bir zamanda kurtaracağız. Biz bu tür konularda müttefiklerimizden çifte standart değil, samimiyet bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Doğu Akdeniz'deki gerilime değindi. Haklarımıza dokundurtmayacağız mesajı verdi. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının asli sahiplerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının emrivakilerle gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye hem kendi hukukunu hem de Kıbrıs Türk'ünün hak ve menfaatlerini korumakta kararlıdır. Dünyanın merakla takip ettiği gazeteci Cemal Kaşıkçı konusu da gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Suudi yönetimi tarafından önce inkar edilen, ardından çarpıtılmaya çalışılan ve nihayetinde kabullenilen bu cinayet Türkiye'nin kararlı tavrı sayesinde açığa çıkmıştır. Veliaht Prens'in suç sabit olmadıkça kimseyi suçlayamayız yaklaşımını kabullenmek mümkün değildir. Zirvede Rusya lideri Putin'le görüşen Erdoğan vize konusunu ele aldıklarını söyledi. Vizeler konusunda kısmi olarak vizelerin kaldırılması kararını Sayın Putin verdi. Biz tabii bu işin tamamına yönelik bu kararın alınmasını kendilerinden talep ettik. Temenni ederim ki tamamına yakını da vizeler konusunda alınır. Tır taşımacılığında Erdoğan gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili soruya kısa ve net yanıt verdi. Türkiye'ye kimse Ermenilere karşı soykırım uygulamıştır diyemez. Şu anda benim ülkemde ne kadar Ermeni yaşıyor biliyor musunuz? 100 bin. Ve bunların yaklaşık 30 bini filan vatandaştır. Diğerleri ise Ermenistan'dan kaçarak ülkemize gelen ve ülkemizde şu anda bizim de onlara müsaade ettiğimiz Ermenilerdir. Türkiye Rusya ile Batı arasında bir tercih yapmalı. S-400 konusunda daha da ileri gitmemeli. Bu ifadeler Pentagon'un Türkiye raporlarına yansımıştı. Şimdi ise Amerikan Senatosu'ndaki Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin yeni başkanı Türkiye'ye bir tercih yapması konusunda sözde ultimatum verdi. Amerikan Senatosu'ndaki Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin yeni başkanı James Inhofe, Türkiye'nin Rusya ile Batı arasında bir tercih yapması gerektiğini söyledi. Inhofe, Türkiye Amerika ile F-35 programında kalmak istiyorsa S-400 füze savunma sistemlerinden vazgeçmeli dedi. Inhofe, Türkiye'nin S-400'den vazgeçmemesi durumunda 8 partner ülkeden biri olması konusunun yeniden değerlendirileceğini söyledi. Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu dile getiren Inhofe, bir müttefik olarak bu şekilde davranmaması gerektiğini öne sürdü. Amerikan Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı, Türkiye'nin hava savunma konusunda ihtiyaçları olduğuna da dikkat çekti. Ancak buna rağmen Türkiye'yi S-400 hava savunma sisteminden vazgeçmesi konusunda uyardı.
Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı, Türkiye Rusya ile Batı arasında bir tercih yapmalı. Rusya'dan S-400 almaya devam ederse bunun sonuçları olacaktır ifadelerini kullanarak tehdit etti. Amerikan merkezli bir savunma şirketinde çalışan füze uzmanı Steve Zaloga ise NATO'nun Rusya'dan uzmanların Türkiye'ye S-400 eğitimi için gitmesinden endişe duyduğunu söyledi. Zaloga'ya göre NATO, Türkiye'nin Rus uzmanların S-400 radarlarını F-35'lere karşı test etmesine izin vermesinden korkuyor. Tabii bu açıklamalar yapılırken Yunanistan'ın elinde S-300 bataryaları olduğu da akıldan çıkartılmamalı. Almanya'nın en çok satan dergisi Der Spiegel, Berlin hükümetinin Gülen cemaatine şüpheyle baktığını ancak buna rağmen hükümetin cemaate ait bir projeyi ortak olarak milyonlar akıttığını yazdı. Almanya Gülen cemaatine şüpheyle bakıyor ama onun projesine milyonlar akıtıyor. Bu tespit Der Spiegel dergisine ait. Her defasında bir dergi editörlerinden Maximilian Pop, Dışişleri Bakanlığı'nın yazışmalarında Gülen cemaatine ağır eleştiriler yapıldığını, ancak koalisyonun cemaate ait bir projeye ortak olduğunu yazıyor. Ankara'daki Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği demeçte, federal hükümetin Gülen hareketinin eylemlerini anlamakta uzun süre zorlandığını ifade etti. Ancak diplomatların uyarılarına rağmen koalisyonun Gülen hareketiyle ilgili tutumlarını düzeltmediğine dikkat çekti. Hristiyan Demokrat Birlik ve Sosyal Demokrat Parti koalisyonu, Fethullah hareketinin House of One yani tek ev projesine katılmak için 10 milyon avro ayırdı. Protestan kiliseleri ve Gülen cemaati projeye ortak. Bu ortaklığın amacı ise Hristiyan, Müslüman ve Yahudilerin tek bir çatı altında ibadet edebilmeleri. Saint Marian Kilisesi bu proje için uzun süre ortak aradı. En sonunda onursal başkanı Fethullah Gülen olan ve üzerinde çok tartışılan Kültürler Arası Diyalog Forumu FID üzerinde karar kılındı. Gülen hareketi ise dışişlerinin raporunda şöyle tanıtılıyor. 90'lı yıllardan beri Amerika'da sürgünde yaşıyor. Kendisini kamuoyuna reformcu olarak tanıtıyor. Yüzden fazla okulda, okullar, üniversiteler, medya kuruluşları, klinikler, vakıflar yürütüyor. Ayrılanlar cemaati gizli örgüt olarak tanımlıyor. Hareketin hedefi devlet katmanlarında etkilerini yayarak kontrolü ele geçirmek. FID şu sıralar Gülen'in zedelenen imajını parlatmakla meşgul. Avrupa'nın en çok satan dergisi Spiegel'de Almanya'nın Gülen kadroları için önemli bir geri çekilme yeri olduğunu yazdı. Siyasal bilimci İsmail Küpeli Berlin'deki tek ev projesinin gerçekleşmesine bağlantısına dair. Şimdi şöyle, Der Spiegel dergisi haberde de belirttiğiniz gibi 1 milyon aboneleri birlikte satan ama 5 milyon üzerinde okuyucusu olan sadece Almanya'nın değil bütün Avrupa'nın en önemli haber dergisidir, haftalık dergisidir ve onun bir konuyu gündeme getirmesi masaya yatırılacağına dair bir işarettir bizim tecrübelerimize göre. Daha önce biliyorsunuz Almanya PKK'nın eylemlerine kısmi olarak sınırlar getirmişti, terör örgütü olduğunu zaten çoktan beri söylüyor. Şimdi Fethullah Gülen hareketinin de Almanya'da masaya yatırıldığını ve bunun üzerinde konuşulacağını, irdeleneceğini ve gerekli tedbirlerin alınacağının bir başlangıcı olduğunu bu Spiegel'in haberi üzerine söyleyebiliriz. Şimdi burada Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Türkiye'deki Büyükelçi Martin Erdmann tarafından verilen bilgiler Fethullah Gülen örgütünün bir terör örgütü olarak skiyantoloji gibi insanların beyinlerini yıkadığı organize suç örgütü olduğu gibi bütün bilgiler yer almaktadır. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaçanların buralarda Almanya'da yuvalandığı, bunların himaye edildiği, hatta Sol Parti tarafından, Sol Parti'nin PKK'ya yakın Türk kökenli milletvekilleri tarafından FETÖ'cülerin Almanya'da kalmasının gayet normal olduğu şeklinde bilgiler gelmektedir. Sayın Kılıçdaroğlu da geldiğinde Sayın Dağdelen isimli Sol Parti milletvekilleriyle FETÖ'nün Almanya'da kalmasının normal olduğunu söyleyen milletvekilleriyle görüşerek basında yer almıştı. Şimdi biz şuradan hareket edebiliriz. FETÖ'nün masa üzerine yatırıldığı, ancak şurada bir ayrıntı var. Biliyorsunuz Atlantik'ten Almanya ve Avrupa hızla kopmaktadır. Fakat özellikle istihbarat örgütleri içerisinde
önemli bir Amerikan varlığı Der Spiegel'e de yansımış durumda. Almanya'da bulunan 3 tane istihbarat örgütünden Bundesnachrichtendienst, yani haber alma örgütü, bir kriminal daire var, bir de anayasayı koruma örgütü. Onların dışında dış istihbarattan sorumlu örgütün başkanı, FETÖ'nün sivil bir İslami kuruluş olduğu, laik temellerde hareket ettiği gibi bir savunma yapmış ve kamuoyu içerisinde bunu meşrulaştırmaya çalışmıştır. Şimdi FETÖ'nün tek bir ev, yani Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların bir ibadet yerinde bulunması projeleri çok ötelere dayanmaktadır. Berlin'de benzer bir proje uygulamaya çalıştılar ve bunun merkezi de yine Amerika'dır. Yani dünyayı, özellikle İslam dünyasını emperyalizmin inançlarının peşine takmak ve milli kimliği bu açıdan da zedelemek amacını hizmet etmektedir. Bu diyalog hareketi öteden beri yürümektedir. Almanya'da da bu St. Petri, St. Marien Kilisesi, Abraham Geiger Koleji ve Fethullah Hareketi'nin ortaklaşa bir şeyidir, hareketidir. O bakımdan Almanya'da vatandaşlarımız arasında da bu Almanya'nın tutumu gerek daha önce PKK'ya karşı, şimdi de FETÖ'ye karşı tepki çekmektedir. Bunların sonuç vereceğini özellikle umuyoruz. Çünkü Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın, ki bu sadece bir büyükelçinin Ankara'dan Berlin'e yazdığı rapor değil, Dışişleri Bakanlığı benim incelediğim resmi kaynaklarda bu görüştedir. Bu görüş o bakımdan gündeme gelecek. Zaten Almanya Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere federal hükümet, koalisyon son gelişmelerde gerek Berlin'deki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi veya Türkiye'deki dörtlü görüşmelerde Türkiye'nin stratejik ortak olduğu, onun çıkarlarının zedelenmemesi gerektiği üzerine görüşler belirtmişler ve bu da Türkiye'ye zarar veren bu tür Almanya'ya yuvalanmış hareketlerin üzerine gidileceğine dair bir işarettir. Burada en son cümlede de söylediğimiz gibi 15-16 Aralık tarihinde Almanya'nın Frankfurt kentinde Vatan Partisi'nin atılım kurultayı var. Sayın Doktor Doğu Pençey'in de genel başkanın katılacağı kurultayda bu konuda ele alınacaktır. Ve bütün bu atılımın önemli ayaklarından birisi, 5 tane atılım maddemiz varsa birisi, Fethullah terör örgütü ve PKK'nın yuvalandığı her yerlerden sökülüp atılması ve Avrupa'dan dışlanması için kampanyalar yapmaktadır. Vatandaşlarımız zaten buna hazır. Alman kamuoyunu da bu konuda ikna etmek için bir devlet gibi, Dışişleri Bakanlığı gibi Alman kurumlarıyla görüşülecek ve bunların temizlenmesi için Vatan Partisi, Avrupa Temsilciliği gereken her şeyi yerine getirecektir. Ana haber bültenimize bağlanıp detaylıca konu hakkında bizi bilgilendirdiğiniz için sağ olun, var olun. İyi yayınlar diliyorum, teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, bu konu önümüzdeki günlere damgasını vuracak ve çokça tartışılacak bir konu. Alman hükümetinin FETÖ'lü olan bağlantısının açığa çıkması konusu. HDP, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala propagandası yapan Cumhuriyet Gazetesi ekonomist Bartu Soral'ın yeni yazısını sansürleyerek yayımladı. Soral, gazetede başlayan yayın çizgisi tartışmasında kendisine gelen eleştirilere Karagözde Hacivat başlıklı yazıyla yanıt verdi. Ancak yazının bir bölümünün kesilmesi tartışmaları yeni bir boyuta taşıdı. Cumhuriyet gazetesindeki yayın çizgisi tartışması yeni bir boyuta taşındı. Bartu Soral'ın yazısı sansürlenerek yayımlandı. Buna alışsanız iyi olur. Çünkü daha biz başkan yapanın heykelini dikeceğiz, heykelini. Cumhuriyet, HDP, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala propagandasını öne çıkartan haberler yapmış. Bazı köşe yazarları da yazılar kaleme almıştı. Bu tabloya karşı gazete yazarlarından ekonomist Bartu Soral, gazetenin yayın çizgisini sorgulayan ve haberleri eleştiren "Çizgi nedir?" başlıklı bir yazı yazdı. Gazetenin genel yayın yönetmeni dahil 9 yazarsa Soral'a tepki gösterip Demirtaş ve Kavala'ya sahip çıktı. Soral, gazetenin 2 Kasım pazar tarihli baskısından Karagözde Hacivat başlıklı bir yazıyla kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi. Önceki yazılarından hukukun üstünlüğünü anlattığı noktaları alıntılayan olmuyor. Soral, kendisine tepki gösterenlerin gerçek, tartışmayı net, farklı noktaya çektiğini Türkiye ifade etti. Biz Kavala adil yargılanmasın mı dedik, deliller eksik mi toplansın dedik, içeride yıllarca iddianame mi beklesin dedik,
Siz yazının başındaki hukuki boyut kısmını okumadan atladınız mı, yoksa okudunuz da anlamadınız mı? Kimisi susuyor, kimisi cilalı lafları bırakmış, ustura maymun diye içindekileri döküyor, ötekisi kafan basmıyor diyor. İçeriye giren emperyalizmi sorusu konuşan yok. PKK açılımına tekrar dönüş beklentilerine de tepki gösteren Soral, emperyalistlerin Türkiye'de Hacivat'la Karagöz oyununu oynattığını belirtti. Türk milleti kavramını tartışırsan, etnik kimlik siyaseti yaparsan, Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz sözünü duymaz, ne güzel saz çalıyor dersen, Sorosçu olursan, fonlarından beslenirsen, demokratsın, ilericisin. Soral yazısıyla ilgili çarpıcı bir gerçeği de sosyal medya hesabı üzerinden okuyucularıyla paylaştı. Yayınlanan yazısının bazı bölümlerinin genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya tarafından çıkartıldığını belirtti. Maskeleri inince terbiyesizleşen, Sorosçuların hakaretlerini yayınlayan genel yayın yönetmeni bugünkü yazımı kesmiş. Hakaret serbest, anti-emperyalist olmak yasak. Düşünce zenginliği adı altında her türlü terbiyesizliği yapanların gerçek yüzü budur. Yazının yayımlanmayan bölümünde ise Soral, başlattığı çizgi tartışması kapsamında herkesin tarafını belli ettiğinden söz ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta konkordato ilan etmenin koşullarını değiştiren kanun teklifi ele alınacak. Teklife göre konkordato ilanı için gerekli raporu verecek denetim kuruluşları sınırlandırılıyor. Aynı teklifle abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan borçların takibine ilişkin de düzenlemeler yapılıyor. Geçen hafta plastik poşetlerin parayla satılmasını karara bağlayan meclis, yeni haftada da bazı teklifler için mesai yapacak. 4 Aralık Salı günü genel kurulda abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması usulü hakkında kanun teklifi görüşülecek. Teklife göre abonelik sözleşmesi ve diğer borçlara ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takipleri UYAP bünyesinde oluşturulan merkezi takip sistemi üzerinden başlatılacak. Takiplerde merkezi takip sistemi harcı alınacak, icraya başvurmayla tahsil harçları alınmayacak. Teklifin içinde ekonomideki dalgalanmanın yoğunlaşmasıyla sıkça duyulmaya başlanan konkordatoya ilişkin de düzenlemeler var. Buna göre konkordato ilanı için gerekli raporu verecek denetim kuruluşları sınırlandırılacak. Konkordato ilanının şartları da değiştirilecek. Denetim raporlarıyla konkordato talep edenin gerçek mali durumunun mahkeme huzuruna taşınması sağlanacak. Genel kurulun yanı sıra yeni haftada Plan ve Bütçe Komisyonu'nun da mesaide olması bekleniyor. Komisyonda yaşlılık aylığı için 1000 lirayı alt sınır belirleyen, işsizlik ödeneğinin şartlarını değiştiren, bunların yanı sıra Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulmasını içeren kanun teklifinin ele alınması öngörülüyor. Mecliste sürpriz bir iadeyi ziyaret yapıldı. Meclis Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Sayın Genel Başkan'a nezaket ziyaretinde bulundum. Kendisine yürekten teşekkür ederim. Haftanın son gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürpriz bir ziyaret oldu. Görüşmek için illa bir neden olması gerekmiyor. Meclis Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Görüşme talebinin Yıldırım'dan geldiği bildirildi. Meclis Başkanı olarak seçildikten sonra kendisi arkadaşlarıyla bizi ziyaret etmişti. Ondan sonra tatile girdi meclis. 45 dakika süren görüşme sonrası iki isim basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Yeni dönemde hem meclis çalışmaları hakkında bilgilendirme, istişare fırsatı bulduk. Hem de bu ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk. Parlamentodaki çalışmalar konusunda da bilgilendirdim. Açıklamaların ardından Yıldırım'a İstanbul Belediye Başkanlığı'na adaylığı konusunda adının geçmesine ilişkin soru sormak istendi. Ancak Yıldırım soru almadı. İstanbul adaylığı. Tamam. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un G20 zirvesi dönüşü yaptığı ilk iş eylem yapılan Paris sokaklarını gezmek oldu. Bu arada hükümet sözcüsü OHAL dahil bütün önlemlerin alınacağını duyurdu. Fransa!
Fransa 2 haftadır karışık. Sokaklar ve caddeler sarı yeleklilerle dolu. Akaryakıt zammına karşı yapılan eylemler büyüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Arjantin'den döner dönmez eylem yapılan sokakları gezdi. Macron, protestoların en ateşli noktası olan Zafer Takı ve çevresini inceledi. Fransa hükümet sözcüsü Benjamin Guillaume'dan da açıklama geldi. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için olağanüstü hal dahil tüm önlemlerin masada olduğu sinyalini verdi. Paris polisi eylemlerin bilançosunu açıkladı. Gösteriler sebebiyle 133 kişi yaralandı, 412 kişi gözaltına alındı. Fransa'da son bir yılda motorun fiyatları %20'den fazla artış gösterdi. Arjantin'deyken konuyla ilgili açıklama yapan Macron, Paris'teki olayların sorumluları yaptıklarından dolayı cezalandırılacaktır ifadelerini kullanmıştı. İran kuzeyinden üst bölgesine sızmak isteyen PKK'lılar saldırı yapamadan kaçtı. Teröristlerin kaçarken bıraktıkları silah ve malzemeler ele geçirildi. Sızma girişimi başarısız olan teröristler çareyi kaçmakta buldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonlar sayesinde PKK'lıların İran kuzeyinden üst bölgelerine sızma gayretleri boşa çıkartıldı. Bölgede yürütülen operasyonlardan kaçan teröristlerin silahlarını ve malzemelerini bırakıp kaçtıkları tespit edildi. Aramalarda 2 Kalaşnikov, 7 dolu şarjör, 2 hücum yeleği, biri konserve kutusuna sarılarak güçlendirilmiş 3 el bombası ve kamera bataryası ele geçirildi. Yurt içindeki operasyonlar da devam ediyor. Diyarbakır'ın Lice ve Han ilçelerine bağlı 15 köy ve bu köylere bağlı 22 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Operasyonlarda PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi ve sığınakların imha edilmesi amaçlanıyor. Düşük ücretlerinin iyileştirilmesi, insanca koşullarda çalışabilmek için örgütlenen emekçiler işlerini kaybediyor. Eskişehir'de Resaş TÜFTÜRK Araç Muayene İstasyonu'nda çalışan 15 işçi de sendikalı oldukları için işten çıkarıldı. Nakliyat işi üye olan işçiler istasyon önünde nöbette. Geri alınsın! Atılan işçiler geri alınsın! İşveren sendikalaşmanın önünü kesmeye çalışıyor, işçilerin gözünü korkutmak için sendikalara üye olan işçileri çeşitli bahanelerle işten çıkarıyor. Eskişehir'de Resaş TÜV Türk Eskişehir Araç Muayene İstasyonu'nda çalışırken Nakliyat İş Sendikası'na üye olan 15 işçi gibi. Davamız ekmek davasıdır. Anayasal hakkımızı kullandık diyen işçiler konuyu yargıya taşıdı. Araç muayene istasyonu önünde nöbete başladı. Türlü sebeplerle buraya sendikayı getirmek istemediği için Reysaş işvereni bizi tekrar 7,5 ay sonra işten çıkardı. Sendikalı olmak insanların anayasal hakkıdır çalışanların. Nakliyat İş Eskişehir Anadolu Şube Başkanı Ali Özçelik işten çıkarılma ve dava süreci hakkında ulusal kanala konuştu. İşveren tabii ki dünyanın hiçbir en iyi işvereni bile işçilerinin sendikalı olmasını istemiyor. Ondan sonraki süreçte biz örgütlüğümüzü biraz daha arttırdık. Üye sayımız biraz daha istediğimiz noktaya geldi. Ancak son bir aylık süre içerisinde işveren tekrar başta Eskişehir olmak üzere bütün istasyonlarda işte tehdit, sürgün, baskı şeklinde bombing uygulayarak üyelerimizin sendikadan ayrılmasına zorlamıştır. Özçelik, özelleştirmelerin işverenin elini güçlendirdiğini, hukuki boşlukları kendi lehlerine kullandıklarını belirtti. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Nöbetteki işçilere Vatan Partisi Eskişehir İl Örgütü, Vatan Partisi Eskişehir Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği'nden de destek geldi. En temel hakkınız olan, anayasal hakkınız olan sendika
kurma, sendikaya üye olma anayasal hakkınızı işveren tarafından engellenmesi ve 15 emekçi kardeşimizin işten çıkarılmasını kınıyoruz. Krizin faturası emekçilere ve millete kesinlikle çıkarılamaz. Biz bu koşullarda mücadelenin dediğim gibi zaferle sonuçlanması için elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Sendika hakkımız engellenemez. İşçiler haklarını alıncaya kadar eylemlerini sürdürecek. Sendika istemediği için bizi en basit olarak yapabileceği şey işten atmak. Ama biz bu işten atma karşısında hiç geri durmadık. Biz dedik ki bu işlerinde mutlaka sendika olacak. Sebze ve tarım depolarımızdan biri olan Hatay'ın Arsuz ilçesinde tarım kurultayı düzenlendi. Üreticileri ve bilim insanlarını aynı çatı altında buluşturan kurultayda yanlış tarım politikaları eleştirildi. Tarımsal kalkınma ve bilimsel tarımın önemi vurgulandı. Türkiye'nin tarım merkezlerinden biri olan Hatay'da Arsuz Kent Konseyi ve Arsuz Belediyesi'nin ortaklığında tarım çalıştayı yapıldı. Arsuz Tarım Çalıştayı, tarımsal kalkınma ve tarımda yeni açılımlar olarak iki bölüm şeklinde yapıldı. Kenttekiler, kırsaldakiler kentlere gitmek istiyor. Kenttekiler tarımla uğraşıyor, kırsaldakiler tarımı seyrediyor. Öyle bölgeler var ki coğrafya size bunu armağan etmiş. Erzin, Dörgül, Arsuz dünyanın belki de ekvatordan sonraki güneşlenme süresi ve şiddeti açısından en verimli alanlarından bir tanesi. Önem vermeden sanayileşelim derken bir de baktık ki son yıllarda Türkiye 130 kalemle dışarıda tarım ürünlerini ithal ettiler duruma geldi. Profesör Doktor Bülent Gülçubuk, Profesör Doktor İbrahim Ortaç ve Profesör Doktor Berkant Ödemiş tarımda kalkınmayı, Doçent Doktor Selin Sayek, Doçent Doktor Alparslan Kaya ve Ömer Faruk Çelebi de yeni açılımları anlattı. Tarım nüfusunu gençleştirmemiz lazım. Tarım nüfusunu gençleştiremekle de olmuyor bu. Bir yandan da bizim çiftçilikle uğraşanların bulunduğu yerdeki yaşam koşullarını iyileştirmemiz gerekiyor. Her şeyi bıraktık, samanı da ithal ediliyor. Duruma geldiğini duyunca hepimiz gerçekten bundan çok mutlu ve çok etkilendik. Şimdi biz bir tarım ülkesiyiz ve tarımın dayanı olarak da kalkınmak zorundayız. Birçok tarım alanını sadece yanlış ve bilinçsiz sulama nedeniyle kaybetmiş bir toplum olarak siz istediğiniz kadar sulama açısından başka bölgelerden Amik Ovası'na su getirin. Eğer tuzluluk sorununu gideremezseniz, eğer gelecek 25 yıl içerisinde ovanın önemli kısımlarında tuzlama sorunu yaşadığınızda gideceğiniz yer çölleşme. Devlet Planlama Teşkilatı gelecek yılları planlar ve ona göre planlamamız yapılıyordu değil mi? Ama şu an böyle bir şeyimiz yok. Yani geleceğe yönelik planlamalar neredeyse özel sektöre devretmiş durumdayız. Arsuz Kent Konseyi Başkanı Profesör Doktor İskender Sayek'in yönettiği kurultaya Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Çulha, Vatan Partisi Hatay İl Başkanı Yunus Özgür Yıldırım, CHP Arsuz İlçe Başkan Yardımcıları ve tarım üreticileri katıldı. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Çulha, yanlış tarım politikalarının üretimi düşürdüğünü belirtti. Bilim adamlarının bize yapacağı öneriler doğrultusunda, vereceği bilgiler doğrultusunda bu sıkıntıyı aşmak ve bu üretimin bilimsel olarak yapılması açısından böyle bir çalıştayı öngördüm. Üreticinin korunması ve desteklenmesi gerektiğini belirten Vatan Partisi Hatay İl Başkanı Yunus Özgür Yıldırım da kooperatifleşmenin önemini vurguladı. Girdi maliyetleri çok yüksek. Çok ciddi bir masrafı var üreticinin. Devlet bu masrafları asgariye indirmeli. Devletin kooperatifleşmeyi baz alarak üreticiyi eğitmesi gerekiyor. Bu konuda üreticilerin bir arada olduğu kooperatifler kurularak hem üreticinin kazanması hem de üretilen üründen katma değer oranının yükseltilmesi lazım. Batman'da iş insanları ve yatırımcılar ekonomik gidişattan memnun değil. 5 ay içinde 3 fabrika kapandı, ham maddeyi çok pahalıya aldıklarını söyleyen yatırımcılar hükümete bize sahip çıkın çağrısı yaptı.
Ekonomideki çıkmaz neredeyse bütün sektörleri olumsuz etkiledi. Batman'daki yatırımcılar da bu durumdan muzdarip. Bir sene önce bir bobin alıyordum, iplik bobini. 5 lirayken şu an 9 lira. Tamam, dolar düştü ama bu fiyatlar hala düşmedi yani. Kentte 240'a yakın fabrika var. Son 5 ayda 3 fabrika kapandı. Çok sıkıntı piyasa. Piyasa aşırı sıkıntı. Kapanan oldu, geçinemeyen oluyor, maaşını veremeyen oluyor. Dolarda son zamanlarda yaşanan birkaç kurluk düşüş yatırımcıları yine de rahatlatmadı. Her şey çok pahalılaşıyor ama gel gör ki yaptığımız iş hiçbir şekilde üzerine bir şey koyulmuyor. Yaptığımız işin hakikaten karşılığını alamıyoruz. Fabrikaların aldıkları malzemeler çok pahalı. İşverenler hükümete çağrı yaptı. Biz ham madde anlamında ürünleri pahalı alıyoruz. Bunları hükümetin bir an önce kontrol edilmesini talep ediyoruz yani. Satışlar %60 oranında düştü. Bu şartlarda çalışan da fabrika sahipleri de zor durumda. Çünkü milletin alım gücü kalmadı. Eskiden siirt fıstığı yani yılda 150 ton 200 ton arası sattığımızdan şu anda yani 20 tonu bulamıyoruz. Elemanları artık ödeme yapamadığından dolayı eleman çıkarmaya başladılar. Hepimiz sıkıntıda. İş insanları üretmeye devam etmek için hükümetten destek bekliyor. Ücretli plastik poşet düzenlemesi genişletilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, PET şişe, metal şişe, cam şişe, karton ve plastik kablara ilişkin de yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor. Yeni düzenlemeye göre üretici firmalar ürün kaplarına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ücret ödeyecek. Doğayı korumak ve geri dönüşümü sürdürülebilir kılmak için 1 Ocak itibariyle plastik alışveriş poşetleri ücretli olacak. Dahası bu düzenlemenin sınırları genişletilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, PET şişe, metal şişe, cam şişe, karton ve plastik kapları için de yeni bir uygulama hazırlığında. Haberi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum duyurdu. Bakan Kurum, artık eski pazar çantalarımıza, filelerimize dönmek istiyoruz. Diğer taraftan PET şişe, metal şişe, cam şişe, karton kaplara, plastik kaplara ilişkin de yine bir uygulama geliyor dedi. Bakan Kurum yeni düzenlemeyle ilgili. Bu uygulamayla birlikte bu tarz ürünleri piyasaya süren firmalar bu maddelerin toplanmasına ilişkin bakanlığımıza bir bedel yatıracak. PET şişe başına, cam şişe başına. Biz de bunların toplanmasıyla sıfır atık sisteminde geri dönüşüme ilişkin bir sistem kurup bu sistemde harcayacağız. İfadelerini kullandı. Sıfır atık sistemiyle 2023 yılında yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlanması öngörülüyor. Bakanlığın hayata geçirmeyi planladığı bu yeni uygulama üretici firmaları ürünlerine ek zamlar yapmak zorunda bırakacak mı? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Yükseköğretim Kurulu'ndan kritik bir karar geldi. Buna göre meslek yüksek okulları için yapılacak öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES şartı aranmayacak. Meslek yüksek okullarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarla ilgili YÖK bir karar verdi. Yükseköğretim Kurulu kararına göre yapılacak atamalarda ALES şartı aranmayacak. ALES'ten muaf tutulan bölüm ve programlar 21 uzmanlık alanıyla sınırlı tutuldu. Ancak atanacak öğretim görevlilerinin ilgili alanda en az 2 yıl deneyimli olmaları ve bunu belgelendirebilmeleri gerekiyor. YÖK'ün kararı çerçevesinde ALES şartı aranmayacak alanlarsa aşçılık, atçılık ve antrenörlüğü, avcılık ve yaban hayatı, ayakkabı tasarım ve üretimi, çini sanatı ve tasarımı, deri konfeksiyon, deri teknolojisi, doğal yapı taşları teknolojisi, endüstriyel cam ve seramik, geleneksel el sanatları, halıcılık ve kilimcilik, kozmetik teknolojisi, kuyumculuk ve takı tasarımı, oto boya ve karoseri, otobüs kaptanlığı, özel güvenlik ve koruma, saç bakımı ve güzellik hizmetleri, seramik, cam ve çinicilik, sivil havacılık ve kabin hizmetleri, sivil savunma ve itfaiyecilik, sualtı teknolojisi. İki gün boyunca etkili sarnak ve selin vurduğu Muğla'da esnaf zararda. Türkiye'nin turizm merkezlerinden Bodrum'da esnaf kendi imkanlarıyla toparlanmaya çalışıyor.
Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle deyim yerinde ise hayat durdu. Buradan en çok zararı yine esnaflar gördü. Bodrum'da yağan sağanak yağmur nedeniyle sel meydana geldi. Çok sayıda ev ve iş yerinde maddi zarar oluştu. Bu sene çok fazla olmadı ama 3 sene önce dükkanım 15 milyarlık zarar vardı. Onu zor kurtardık. Çok bu sene şükür oldu. Yine buna şükür diyoruz ama tabii önlem alınması lazım. Esnafların belediyeden beklentisi dere yataklarının ıslah edilmesi ve yeterli sayıda dere yatağının yapılması. Dere yataklarına yol yapılması nedeniyle meydana gelen su taşkınları beraberinde kaldırım taşlarını yerinden çıkararak yolu kullanılamaz hale getirdi. Şunun altında bir tane çimento yok. Bu nasıl duracak? Bundan başka bir şey yok. Kumu da aldı gitti. Çimentosuz öyle kaldır kuldur yürüyor. Paralara yazık. Bunlar para ya. Esnafla görüşüp şikayetlerini dinleyen Bodrum Vatan Partisi İlçe Başkanı Şeref Bozkurt, Muğla Vatan Partisi İl Sekreteri Doğan Özkan ve beraberindeki heyet çözümleri dile getirdi. Esnaf çok mağdur durumda. Altyapı yetersizliği, işte dere yataklarına yol yapılması gibi sebeplerden dolayı Bodrum 24 saati geçen yağmurlarda sel altında kalıyor. Altyapı sorunlarını çözüp ondan sonra yolu yapmak lazım. Esnafı dinledikten sonra basın açıklaması yapan Vatan Partisi İlçe Başkanlığı, yereldeki bu sorun için acil çözüm paketlerini açıkladı. 1. Yol yapılmış olan dere yataklarının altına denize kadar yeterli büyüklükte menfezler yapılmalıdır. 2. Yeni yapılaşacak olan bölgelerde dere yatakları düzenlenerek korunmalıdır. Türkiye genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Trafikte denetimler artırılırken takmayana para cezası uygulanacak. Jandarma Genel Komutanlığı'nda hazırladığı videoyla kış lastiği kullanımının önemine vurgu yaptı. Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı. Uygulamayla birlikte trafikte denetimler de artırıldı. Kış lastiği takarsak hem zincirleme kazalarının önüne geçmiş oluruz hem de maddi hasarsız, yaralanmasız bir kaza yapmadan yolculuğumuzu dikkatli bir şekilde tamamlamış olarak sevdiklerimize kavuşmuş oluruz. Jandarma trafik timleri, yolcu otobüsleri başta olmak üzere şehirler arası yük taşımacılığı yapan araçları durdurarak kış lastiklerinin uygunluğunu kontrol ediyor. Sizin kış lastiğiniz var mı? Ne zaman geçiyorsunuz? Amacımız kesinlikle vatandaşı yıpratmak, ceza yazalım, göndermek değil. Bizim vatandaşımızın yolculuğa çıktığı esnada A noktasından B noktasına giderken güvenli bir şekilde varacak olduğu noktaya gidebilmesini sağlamaktır. Biz bu kapsamda uygulamamızı arttırarak vatandaşlarımızın kış lastiği takması konusunda hem uyarıyoruz hem de taktırtırıyoruz bu lastikleri. Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2019'a kadar devam edecek. Kış lastiği takmayana 715 lira para cezası uygulanacak. Jandarma Genel Komutanlığı da araçlarda kış lastiği kullanmanın önemine ilişkin bir video yayımladı. Videoda kış lastiği takmayan ve takan araçların seyir halindeki görüntüleri yer alıyor. Videoda seyahat güvenliği için özellikle 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda kış lastiği takılması gerektiği hatırlatılıyor. İzmir Avrupa'daki bisiklet rotaları ağa Eurovelo'ya dahil oluyor. Eurovelo Akdeniz rotasına İzmir'in de dahil olmasıyla birlikte bisikletli turistler 9 farklı parkuru daha kullanabilecekler. İspanya'nın Kadiz kentinden başlayan Eurovelo bisiklet rotalarının Yunanistan'ın Atina kenti ve Kıbrıs'ta iki bitiş noktası bulunuyor. 5888 kilometrelik bisiklet yolları ağına İzmir'in de eklenmesiyle rotanın uzunluğu 6379 kilometreye çıkacak. İzmir Eurovelo'ya Türkiye'den dahil olan ilk kent olacak. Başvuru sahibi de İzmir Büyükşehir Belediyesi. Eurovelo 8 Akdeniz rotası İspanya'dan başlıyor. Fransa, Monaco, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk üzerinden devam edip Yunanistan ve Kıbrıs olmak üzere 11 ülkeden geçiyor.
Rota üzerinde 23 dünya mirası ve Ege bölgesine özgü 712 balık türü bulunuyor. Bu ağ İzmir'in de eklenmesiyle birlikte listenin daha da zenginleşmesi öngörülüyor. İzmir'in Eurovelo'ya katılmasıyla birlikte turizmin canlanması da bekleniyor. Yeter ki siz okuyun, çaylar bizden. Muş'ta bir kafe işletmecisi müşterilerini okumaya teşvik etmek için ücretsiz çay kampanyası başlattı. Muş'ta kafeterya işleten Mahmut Koçlar'dan farkındalık oluşturmak için kitap okuyan müşterilerine çayı ücretsiz ikram ediyor. Koçlardan'ı bu kampanyayı yapmaya iten en büyük sebepse müşterilerinin sohbet etmek yerine cep telefonlarıyla sosyal medyada saatlerini geçirmesi. Toplumumuzun okumaya çok ihtiyacı var. Bunu zaten tespit etmek zor değil. Bizim de bir hayalimiz var, bilinçli bir toplum yaratmak. Bunun içine böyle bir kampanya başladık. Kampanyamız rağbet gördü. Kafenin bir köşesine kitaplık koyan Koçlardan'ın maddi bir beklentisi yok. Müşteri gelsin kitabını okusun yeter. Sloganımız sadece bu. Yeter ki okuyun çayınız bizden diyoruz. Ben onlara sıcak ortam oluşturuyorum. Öğrencilerini kafeye kitap okumaları için götüren öğretmen Derya Kaplansa uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çocuklar için büyük bir farkındalık olduğunu düşünüyorum. Bazı yerlerin de bize destek olması, özellikle öğrencilere, çocuklara özellikle destek olması bizi öğretmenleri ve daha doğrusu insanları çok çok mutlu ediyor. Öğrencilerden Rüya Vezir kafede kitap okumanın hem daha keyifli hem eğlenceli olduğunu belirtti. Burada gerçekten çok eğleniyoruz, sosyalleşiyoruz. Kitap okumak gerçekten bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Burada kafede okumak bambaşka bir etkinlik. Yani kitap okumayı daha da zenginleştiriyor, daha da eğlenceleştiriyor. Derbi için geri sayım başladı. Beşiktaş'ta Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen her iki takım da 3 puanın peşinde. Futbol severlerin sabırsızlıkla beklediği gün geldi çattı. Beşiktaş'ta Galatasaray bugün Vodafone Park'ta yılın son derbisine çıkıyor. Beşiktaş'ta Pepe, Babel ve Rocco sakatlıklarının geçmemesi sebebiyle bugünkü maçta kesin olarak yer alamayacak. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş, oyunculardan Dong, Rodriguez, Nyande ve Serdar cezalarından dolayı, Emre, Sinan ve Belhanda da sakatlıklarından dolayı derbiyi kaçıracak. Beşiktaş'la Galatasaray Süper Lig'de oynayacakları maçla birlikte 344. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 343 müsabakada sarı kırmızılıların 121'e 109'luk galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Güzel bir pazar akşamı, güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. İyi akşamlar, mutlu yarınlar.